mi böyle rahmetliden sonra karşına biri çıkmadı? Yani böyle sevebileceğin, hayatında birleştirebileceğin. Yani yok. Tabii çıktı çıkmasına. Oldu böyle taliplerim falan ama. Ya hala da oluyor da. Yani ne bileyim Cennet. Şimdi ben beğeneceğim erkek biraz zor. Bunca yıllık dudak okuma uzmanıyım. Şu beni düşürdüğün hale bak ya. Ben size güvendim. Planınızı uyguladım. Sonra ne oldu? Kumburu birazcık tavır aldı sana. Biraz. Biraz mı? Emin misin? Tamam tamam. Biraz değil. Bayağı fazla bir tavır aldı. Hatta tavır almakla kalmadı. Sana resmen küstü. Telefonlarına çıkmadı. Hep yüzüne kapattı. Bir kere telefonla çıktı. Ona da çok ağır konuştu. Kapattı. Sabit tamam. Bileğim acıyor. Boğazım acıyor. Tamam bırak. Peki şimdi nasıl düzelecek bu durum? İkinize de soruyorum oğlum, nasıl düzelecek bu durum? Hadi o güzel fikirleri üreten beyinleri bir çalıştıralım. Hadi bırak. Bekledim. Vay, sessiz kalıyorsunuz ha. Beyinler error verdi ha. O zaman bu kafalarda o beyinleri boşuna tutmayalım. Akıtalım pekmezleri gitsin. Sabit, kıyma bize kardeşim. Bize 48 saat var, çözelim bu işi. 48 saat mi? 48 saat mi? Ya arkadaş, bir insan bu kadar mı sır küpe olur be? Yok mu bu kadını ele verecek bir şeyler? Kadının Kayseri'de çok güvendiği bir falcısı varmış. Sürekli ona gider akıl danışırmış. Ama sonra yaydığı yüksek enerji yüzünden delirmiş. Delirmiş mi? Ve sonra? E'si bu işte. Her söylediği çıktı, bana yol gösterdi diyor. İstanbul'da onun gibisi yoktur diyor. Alo, merhabalar. Benim adım Pepe. Medium Pepe. Kimi aradınız beyefendi? Sizinle ilgili çok önemli şeyler var. Eğer bunları öğrenmek istiyorsanız vereceğim adrese gelin. Alo Fikret, benim ben. Ne oldu, programda bir değişiklik yok değil mi? Yok hocam, hiçbir değişiklik yok. Pazar akşamı birlikteyiz inşallah. Aman sana tembihlediğim şeyi sakın unutma. Bizimkilerin spor programında yorumculuk yapacağımı bilmemeleri gerekiyor. Onlara sürpriz yapacağım, tamam mı? Siz hiç merak etmeyin hocam. Her şey gizli, ağzımda kilitli. Bir adam var. Sizi uzaktan seven bir adam. Bir saat sonra en yakın iskelede olun. O asil ruhlu adam size kendisini gösterecek ve elinde balonlarla karşınıza çıkacak. Balonlarla mı? Kim çıkardı ki bu takım elbiseleri? Allah Allah. Kaç aydır giyilmeyen şey. Bayram değil, seyran değil. Ziya mı çıkardı acaba? Allah Allah. Neye ihtiyacı oldu ki acaba? Şöyle dursun söyle. Niye çıkarmış bu parfümü Ziya? Ta geçen sene aldım. Bir yıldır kullanmıyordu. Şimdi niye çıkarmış? Bu adamda bir haller var ya. Senin favorilerden biri diğerine göre daha mı uzun? Yapma ya. Ha? Soldaki, soldaki. Bir dakika bakayım o zaman hocam. Vallahi da daha uzun. Daha 15 dakika var. Düzelttirir gelirim. Hocam be, hayat memat meselesi. Sen şu balonları bir tut. Niye? Ben hemen geliyorum. Ya tamam da benim işim var, imdat. Hayat ne kadar tuhaf değil mi? Yani böyle fırsatlar beklenmedik zamanlarda insanın karşısına çıkıveriyor. Öyle vallahi. Kim derdi ki bir gün hayatının fırsatı karşına çıkacak? Ama şimdi karşımda işte. De yani hani bence... Bu işin anahtarı biraz da sabretmek, yani beklemek sabırla. Siz ne dersiniz? Öyle tabii ya. Bekleyeceksin, sabredeceksin, emek vereceksin. Sonra bir bakacaksın, beklemediğin bir anda hayat o fırsatı senin karşına çıkarmış. Bir dakika, ben deminden beri kimle konuşuyorum ya? Aa, Ferhanaz Hanım! Ziya Bey, siz ama... Ferhanaz Hanım, ne işiniz var burada sizin? Olamaz. Yok, olamaz yani. Tamam, çok çekici bir kadınım ama... Bundan ben kabahatli değilim. Niye? Siz... Hayır. Ben bunu bu aileye yapamam. Neyi? Olmaz. Olamaz. İlahi Gürizel ya. Beni buraya gönderiyorsun. Tamam güzel de evdeler mi biliyor musun? Yoklar işte. Ne yapacağım şimdi ben bunları? En iyisi Ferhanaz Hanım'lara bırakayım ya. Ya şimdi Ferhanaz Hanım da
Gülizar'a karşı bir antipatisi var herhalde. Adını duyunca deliriyor. Son günlerde bir acayip geçti zaten. En iyisi kapıya bırakayım hiçbir şey demeden. Sonra Gülizar telefonu açar. Cennete patlıcanın aşağıda al kızım der. Dünyanın en güzel çiçeğine ne istediğini benden daha iyi kim bilebilir ki? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ulan? Ha? Kim götürdü Kumru'nun evine bu patlıcanları? Bir dakika. Ne patlıcanı ya? Biz patlıcan falan götürmedik sen. Hangi patlıcanlardan bahsediyorsun? İşte bu patlıcanlar oğlum. İşte bu patlıcanlar. Tamam, tamam. Hani yine her şeyi berbat ettiniz. Ama size son bir şans daha veriyorum. Kumru'nun artık benden ne istediğini biliyorum. Onu bu akşam yemeğe götürmem lazım. Dolayısıyla Kumru'yu ikna etmek de size düşüyor. Anladınız mı? Kendisi çok yakın ahbabım olur. Vallahi kırmadı geldi sağ olsun. Zaten şimdi görünce hemen tanıyacaksın. Ya. İşte ünlü oyuncumuz Levent Üzümcü. Levent'ciğim. Aa şey bu. Ay ne kadar uzunmuş maşallah. Şimdi ben ona soracağım. Sen hayvanları sevmiyor musun kızım diye? Ha? Al sana bir Rafi diyeceğim. Ha? Bakar bakar beni hatırlarsın. Nasıl ama Rafi? Ha? Hoş geldiniz efendim. Kaç kişiyiz? Menü arz eder miyiz? Yok. Benim böyle bir arkadaşım gelecek. Aslında benim manita gelecek oğlum. Aslında daha manitam da değil ama... Sana ne ulan? Arkadaşım gelsin öyle menüyü getirirsin. Sen şimdi al bu köpeğe. İçeride bunu bu usçuklu yumurta yaptır. Anlamadım efendim. Usçuklu yumurta? Niye anlamadın ulan? Köpeğimi içeri götür. Ona bir usçuklu yumurta kırdır. Hadi de gel. Sayın Ünlücüğüm. Ben ne zamandır bu sizin dizi piyasasına gireyim diye düşünüyorum. Sonuçta şeklim şemalim belli. Yani bu sizin renkli hayatlar... Parıltılı dünyalar benim çok ilgimi çekiyor. Acaba diyorum, biz sizinle diyorum baş başa bir yemek mi yesek bunları konuşmak için? Evet ya, evet ben de tam bunu düşünüyordum. Bence siz bizim o parıltılı hayatlarımıza son derece yakışırsınız. Allah, affedersiniz özel bir görüşme. Müsaadenizle. Müsaadenizle. Özeli ya, ne özeli? Senin benden gayrı özeli mi var ya? Alo Fikret. Evet, biraz geciktim farkındayım kızım. Bir aksilik oldu. Yo yo yo, hayır hayır, iptal etmene gerek yok. Ben mutlaka yetişirim. Bir aksilik oldu, anlatacağım sana. Bir taksiye biner gelirim, merak etme. Tamam canım, tamam hemen geliyorum, hemen geliyorum. Hadi görüşürüz. Oh, farkına bile varmayacak bunlar. Koçan seni seviyor mu, hala kıskanıyor mu diyerekten bu o kadar oyun kurduk şurada. Bana mısın demedi arkadaş. Oh, yok işte gözünüzden gördünüz. Bu adam beni kesin aldatıyor ya. Boğarım ulan seni, boğarım. Bu yüzük gönlümün tercümanı Ferahnaz Hanım. Asil kalbimden, asil kalbinize uzanan bir yol. Sizi ömür boyu mutlu etmeye hazırım. Benimle evlenir misiniz? Demek sendin ha? Demek şimdi böyle karşıma geçmiş... Aa, evlenme teklif ediyorsun, öyle mi? İmdat, ben
seni boğarım. Hani o da yetmez, üstüne vururum. Ya sen ne adi, ne düzenbaz bir insanmışsın. Ben sizden neler çektim biliyor musun? Ve psikolojim bozuldu. Vallahi böyle kafayı yedim be. Ve intihara sürükleniyordum da hani param sayesinde ayakta kaldım. Ben seni gebertmez miyim? Ha? Gebertmez miyim? O kıvır kıvır seni o yedirtmez miyim? Gel buraya, kaçma! Külhan Bey, bakındın, bana verecek bir hediye bulamadın mı yani? Hediye kaçmış kızım. Toz olmuş. İz bırakmamış. Esmiş gitmiş. Yer yarılmış, içine girmiş. Ya sen ne kadar bencil, ne kadar yalancı, ne kadar menfaatçı bir adamsın ya. Bir de delikanlıyım diye ortalarda geziyorsun. Yazık. Yazık, şurada kaç saat beklettin beni. Yok hediye inek içmiş, yok dağa kaçmış, balta kesmiş vesaire vesaire. Ya kumru bir dinle, bir dur kızım ya. Ne dinleyeceğim seni be? Yeterince dinledim zaten. Senin palavralarını benim karnım tok. Havada bulut, sen beni unut. Yetti bana be artık, bye. Kumru, Kumru nereye kızım? Hediyem vardı benim. Hatta içeride uscuklu yumurta yiyordu. Eksektra, eksektra işte. Versene ya, ben diğer diziyi izleyeceğim. Abla vermiyorum, bırakır mısın şunu ya? Sen ne istiyorsun ya? Tut, tut. Babam. Aa. Ne? Canlı yayın yazıyor. Ne iş var televizyonda? Aa. Ziya, ne iş var hakikaten? Atsana kızım sesini. Tut, tut, tut. Evet sevgili seyirciler, ekranların en renkli, en çarpıcı futbol programı Lig Zamanı'nda birlikteyiz. Yeni yayın dönemimizin bu ilk günlerinde şu anda aramızda bulunan çok özel bir konukla sizleri tanıştırmak istiyorum. Kendisi çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir büyüğüm. Başarısıyla adından çok sık söz ettiren Badem İdman Yurdu'nun başarılı teknik direktörü Ziya Fikret Tamyol. Fikret kıza bak! Evet hocam, sizin için yeni bir deneyim. Tabii benim için de öyle. Bundan sonra her hafta bizlerle birlikte lig maçlarını yorumlayacaksınız. Konuyla ilgili fikirleriniz neler? Buyurun söz sizde hocam. Öncelikle böyle bir programa başladığımdan ailemin haberi yok. Yok. Duyduklarında çok mutlu olacaklarını bildiğim için onlara bir sürpriz yapmak istedim. Hem de ne sürpriz oldu? Eğer şu anda programı izliyorlarsa ekranda beni gördüklerinde çok şaşırmışlardır. Bundan eminim. Az önce naçizane başarılarımdan söz ettiniz. Sağ olun. İşte bu ilk programa başlarken benim bu başarılarıma katkı sağlayan insana huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Sevgili eşim Gülizar Tamyol. Aa anne bak, senden bahsediyor. Anne yine iyisin ha. Aferin olma, bak nasıl kıymet biliyor. Hani kadınlar futboldan anlamaz derler ya. Bence esas kadınlar olmasa futbolun cefası çekilmez. Şampiyonluğu, galibiyeti hep bizler düşünürüz ama yağmuru, çamuru, ezayı, cefayı hep kadınlar çeker. İşte benim başarılarımın arkasındaki bu ezayı, cefayı çeken insana sevgili eşim Gülizar Tamyol'a çok teşekkür etmek istiyorum. Gülizar, seni çok seviyorum. Anne. Ya Tarzan ya. Meğer günlerdir süsü püsü burnunu içilmiş. Meğer bana sürpriz yapacakmış canım. Ay Adalet, çabuk internetten bu kanalın stüdyonun şeyini bul. Adresini bul. Gideyim bir hesap sorayım bakayım. Bizden gizli işe başlamak da neyin nesiymiş. Bul, hadi bul. Evet sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Yarın akşam tekrar aynı saatte buluşmak dileğiyle iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ziya. Ziya. Ay labirent gibiymiş burası, çok zor buldum ya. Gülü nasıl buldun burayı ya? Gülü nasıl buldun burayı, programı mı izledin yoksa? İzlemez olur muyum Ziya? Tebrik ederim Fikret kızım. Sen niye söylemedin ha? Sürpriz yapayım dedim ya. Fena mı oldu işte? Nasıl ama, hiç çaktırmadın değil mi? Hiç çaktırmadın, hiç şüphelenmedim. Canım, canım. Ruhum bile duymadı. Ne yapıyoruz? Restorana geri mi dönüyoruz? Yok, restorana gitmemize gerek yok. Onlar dağılmıştır. Yüzünden bana neler söylüyor. Hiç hatan var mıydı, hatan var mıydı? Hiç, sanki yakıldın mı? Yıldır program yapıyor, hiç. Biraz önemli. Heyecanlandım gibi geldi ya. Ha. Susadım, dudaklarım kurudu. Ay yere. Canım, su versinler sana sen.
varsa, sevince her şey bambaşka. Kalbin deli gibi atıyorsa, göz başkasını görmüyorsa, aklını başından alıyorsa, koş peşinden onun adı aşksa. Evlendik sonunda, erdik muradımıza. Çıktık kerevetine, darısı başınıza. Annem de akıllı kadın ha. Atılmayacak eşyanız varsa bakarsız diye tıktı bizi buraya, temizliği de üstümüze yıktı. Yani şimdi bu eski püskü gazeteler atılsa ne olur yani? Baksana toz yumağı olmuş hep ya. Ay hiç şikayet etmeyin. Evde biraz yer açmamız lazım. Gidenler oldu ama maşallah gelenler her yeri doldurdu. Bak görüyor musun? Kuzey'le bana laf çarpıyor bu küçük besleme. Abla hadi ama ya. Daha yardım için göndereceğimiz eşyaları kolileyeceğiz. Acele edin, biraz geç kalıyoruz. Bak. Şu bilmiş hareketlere bak. Bu var ya, eskaza bir üniversiteyi kazansın, iyice tepemize çıkacak ha, yandık. Aa! Abla bak ne buldum! Aa! Ay Zeliş ya bu. Kız bu kaybolmamış mıydı? Evet, ben de öyle hatırlıyorum. Hatta gecelerce arkasından ağlamıştık. Hatırlıyor musun? Bunu hiç paylaşamazdık küçükken. Hep bunun yüzünden kavga ederdik. Her seferinde de birbirimizin saçını çekiştirip dururduk. Evet, kafaderim o kadar acımıştı ki anneme gidip ben asker tıraşı olacağım demişti. Ay ne günlerdi ya. Evet ya. Çocukluk işte. Ya insan büyüyünce düşünüyor da... Şunun için ne kavgalar ettik öyle sebepsiz yere, değil mi? Alt tarafı bir bebek işte. Ne önemi var ki? Evet. Önemi yoksa sen şimdi bana bunu ver, ben bunu alayım götüreyim. Hatıra olur bana da, bende kalır. Hayır ablacığım, yani ilk önce ben bulup çıkardım hatırlarsan. Hayatım sen bulup çıkarmış olabilirsin ama bebek benim. Nereden senin oluyormuş ya? Bebek benimdi. Atalet bak, yine 15 sene önce yaptığın şeyleri yapıyorsun. Artık büyüdüğümüzü gösterelim, tamam mı? Bebek benim. Hayır abla, asıl sen aynısını yapıyordun. O zaman da beni itip itip kendine oynardın. Atalet, bu bebek benimdi. Hayır abla, benimdi. Hayır, benimdi. Benimdi. Bana almışlardı onu. Hayır, bana almışlardı. Ya hem adana alınan şeyleri konuyorsun böyle ya. Hayır, Ayca ben bulup çıkarttım bunu, tamam mı? Sen bulup çıkarmış olabilirsin. Benimdi. Bebek benim. Benim. Görürsün, senin kocana şikayet. Asıl ben seni kocama şikayet edeceğim. Evet, hiç geç kalma. Hemen git şikayet et. Sen şikayet et istiyorsan. Ayrıca benim bebeğime daha fazla konma. Senin bebeğin benim. Senin bebeğin. Hayır, o benim bebeği yapıyor. Tamam, sandım ya sen de çıkabilir miyim? Çok komik ya. Benim ya. Bu bebek. Ya ne oldu? Biri mi yaralandı ya? Birine bir şey mi oldu? Kime ne oldu? Ya siz acil deyince biz de İdman'ı yarıda bıraktık geldik. Ne oldu? Kızım söylesenize, meraktan çatlattınız adamı ha. Feyyaz, şu karına bir şey söyle, bu bebeği kaba kuvvetle almaya çalışmasın. Kuzey, sen de şu karına bir şey söyle diyen domestik karına bir bebek al da benim bebeğime sulanmasın artık. Bir dakika, bir dakika. Nereden senin bebeğin oluyor? Nereden mi benim bebeğim oluyor? Bu bebek bana alındı hayatım. Abla, sen biraz fazla oluyorsun. Ve günah benden gidiyor. E ne yaparsın? Saçımı mı çekeceksin? Hadi çek, çek. Tutabilirsen çek. Yansıma basın. Yavaş basın. Kızlar durun, ne yapıyorsunuz? Yakışıyor mu size? Koskoca insanlarsınız. Evet yani cennet, adalet. Her tarafı kopmuş, gözü yeniden fırlamış, saçma bir tane oyuncak için kavga etmedi yani. Bu ne ya böyle? Bir kere o her tarafı kopmuş, saçı başı gözü yerinden fırlamış oyuncak değil, tamam mı? Onun adı Zeliş ve o benim çocukluğumdan beri en yakın arkadaşım. Hiç de bile. Asıl benim en yakın arkadaşım. Hem de en sevdiğim arkadaşım. Değil mi Zeliş? Ya Pampa, bu ne saçma tablo ya? Bunlar çocukluğunu falan mı yaşayamadı? Ne oldu bunlara ya? Ne bileyim oğlum, ben de anlamadım ki.
İkisinde de derin bir hatırası var demek ki. Dur bir arayı bulalım şimdi. Kızlar, bakın şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Aranızda bir uzlaşma sağlayalım. Şimdi o bebek bir gün cennette dursun, bir gün de adalette. Ne dersiniz? Yani bir insanın en yakın dostunu yabancı biriyle paylaşması olabilir mi ki yani? Yani bence de çok saçma. Ayrıca bebek benim hakkım, hep bende kalmalı. Yok ya, kim karar veriyor senin hakkın olduğunu? He? Avukatlar barosu mu? Peki senin hakkın olduğunu kim karar veriyor? Muhasebe bürosu mu? Ay muhasebe bürosu mu diyen ağzını orta yerinden yırtacağım ya! Bırak çayını ben alacağım ya! Ay kafasını kopardı. Ben onun kafasını severim, tamam mı? Yine mi şu bebek? Çocukken rahat yoktu, anlaşılan şimdi de yok. Koskoca kızlar oldunuz, yıllardır bir bebeği paylaşamadınız. Ama ben bu işe noktayı koyuyorum. Size iki gün süre. Ya aranızda anlaşır, bebeğin kimde kalacağına karar verirsiniz. Ya da... Verin bana. Ver, ver. Zeliş bebek çöpe gider. Ay. Gördün mü? Senin yüzünden gitti bebeğim. Canım! Açmış. Gördün mü? Amanın yavrum. Ada sahillerinde beklerken farfara. Abi, annem son zamanlarda çok garip davranmaya başladı ya. Sen fark etmedin mi? Yo, bence gayet normal. Bak çok da güzel potpourri yaptı Kumlu. Bence sen biraz abartıyorsun. Boş ver. Abartmak mı? Ben mi abartıyorum? Evet. Ha, iyi, şimdi görürsün sen. 15'inin yavrusunu sinek kapmış, gördüm. Amanın yandım. Amanın, amanın. Amanın yandım. Anne, bir şey soracağım sana. Ben serserinin tekiyle kaçıp evleneceğim. İzin verir misin? Tabii çocuğum, tabii. Serserinin tekiyle evlen, ikisiyle evlen. İstediğin kadar evlen. Anne, geçen gün benim kahvede maç seyrederken çekilmiş bir fotoğrafımı görmüştün ya. Sen o olaydan dolayı hala bana kızgın mısın? Ne demek ya? Saygım. Aa, bilakis oğlum ben seninle gurur duyuyorum. Ne demişler? He, nasıl diyorsunuz? En büyük taraftar futbolcular sahtekar. Ya ya ya. Şa şa şa. Taraftarlar çok yaşa. Ya ya ya. Şa şa şa. Kumru, sen gerçekten haklıymışsın. Annem ağır sıyırmış. Ne yapacağız? Bir şey söyle. Yani profesyonel yardım almak gerekiyor. Allah şifasını versin. Çok yaşa. Tamam, yazdım. İsmi ne demiştin? Medeni Aydın. Tamam canım, yazdım. Peki annemi iyileştirebileceğine emin misin? Tamam canım, çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Tabii canım, herkesin başına gelir. Sağ ol. Yani bu olandaki en iyi psikologlardan biriymiş. Kesinlikle annenizi çok iyi ederdi. İyi, hadi bakalım. Hadi inşallah ya. Alo, psikolog Medeni Aydın'la mı görüşüyorum acaba? Evet, burası Doktor Medeni Aydın'ın muayenehanesi. Ben de Doktor Medeni Aydın'ın kız kardeşiyim. Şaka şaka. Medeni Aydın'ın kız kardeşinin Medeni Aydın'ın muayenehanesinde ne işi var? Buyurun, ben Doktor Medeni Aydın, sizi dinliyorum. Doktor Bey, şimdi benim annemin psikolojik sorunları var. Yani nasıl tarif edeyim? Milli takım gibi. Bir turnuvaya gidiyor, yarı finale çıkıyor, bir turnuvaya katılamıyor. Son günlerde yaşadığı olumsuz şeylerden dolayı herhalde. Biz de bilmiyoruz Doktor Bey. Travmalardan sonra oluşan hayatı önemsememe hali bu. Kolay, hallederiz. Vallahi gerçekten. Olur. Yalnız Doktor Bey, bizim şöyle bir problemimiz var. Şimdi ben anneme diyemem ki, gel psikoloğa gidelim diyemem. Acaba ekstra bir ücret karşılığında buraya gelebilir misiniz siz? Hay hay. Bizim gizli muayene dediğimiz şey bu zaten. Ha, çok güzel. Güzel, güzel. Şimdi gidelim. Tamam, hallederiz. Yarın ben gelirim. Adresi verin bana. Evet. Beylerbeyi. Tamam. Evet.
Tamam, tamam. Yarın görüşürüz. İyi günler, geçmiş olsun. Uluç, ne arıyorsun benim masamda? Ben sana etrafı karıştırma demedim. Bak yine benim önlüğü giymişsin. Ya kaç kere söyleyeceğim. Ben doktorum, sen hastasın. Anla artık bunu. Bana bak. Ben yokken telefona falan cevap vermedin değil mi? İlahi doktor bey, telefon bir soru sormadı ki. Yani bir de bana hasta dersiniz. Neyse tamam tamam. Hadi bugünkü seansa başlayalım. En son nerede kalmıştık? Çocukluğunda. Tabii ya. Geçen hafta başına gelmeyen kalmadı kadını. Delirttin annemi sonunda. Allah'ım inşallah bu doktor çok iyi gelir anneme de iyileştirir. Nerede o eski annem? Kuru tamam uzatma. Göreceğiz. Ben de duydum. Geliyormuş. Allah. Ah, anne. Nasıl ya? Kim geliyormuş? Alçak hava basıncı geliyormuş. Bütün yurdu böyle etkisi altına alacakmış. Alçak işte. Abi bu psikolog iyi gelecek mi anneme ya? Niye bileyim Kumru, doktorun sesi gayet profesyonel geliyordu. Bakalım gelince göreceğiz. Ya cennet, dur! Ya bu ne surat? Bir pit stop'a gir de soluklanalım ya. Hiç konuşma, hiç konuşma, beni yalnız bırak. Her şey senin yüzünden oldu zaten. Ben ne yaptım ki pehlivanım? Sorun da burada zaten Feyyaz. Hiçbir şey yapmadın. Ben seni yardım et diye çağırdım. Sen böyle bostan korkuluğu gibi durdun ya. İnsan ağzından bir laf çıkarır be. Ya sen ciddi misin? Ciddisin. İyi de ben bunun bu kadar ciddi olduğunu anlayamadım. Oyuncak bir bebek yani. Oyuncak yani. O oyuncak değil, tamam mı? Zeliş! İnsan bir ağırlığını koyar be. Bekledik ama. Yazıklar olsun. İyi de böyle bir durumda nasıl ağırlık koyulur ya? Adaletin kafasına geçirip bebeği zorla mı alsaydım? Haslete rüşvet verip bebeği sana mı verdirseydim? Ne yapsaydım yani? Ay bilemiyorum Feyyaz. Gidip Kuzey'e adaleti ikna etmesini söyleyebilirsin mesela. İyi de bu olay sizin ikinizin arasında. Kuzey'le beni niye karıştırıyorsunuz? Ha, karışmayacaksın yani. Tamam. Hele sen bir karışma. Bak ben nasıl greve gidiyorum. Grev mi? Evde grev mi olur kızım? Sendikaya mı girdin? Evde grev mi? Hayır, olamaz. Cennet, dur! Ya kafası yalama olmuş bir bebek için greve mi girilir? Bu ceza ağır değil mi ya? Cennet! Cennet! Adalet aşkım, iyi misin? Bir sorun falan yok ya. Var Kuzey, var. Ben orada Zeliş'i almak için mücadele ederken sen bana destek olacağın yerde altı üstü bir bebek diyorsun. Tamam ben altı üstü bir bebek dedim ama yani sen büyümüşsündür. Artık bebeklere ihtiyacın yoktur diye öyle dedim. Ama şimdi öğrendim ve sana bir sürpriz yaptım. Ne sürprizi? Yoksa? Evet. Oyuncak bir bebek. Hani şu köşedeki oyuncakçı var ya, oradan aldım. Nasıl, çok tatlı değil mi? Beğendin mi? Kuzey ben ne yapayım oyuncak bebeği ya? Çocuk muyum ben? Ben Zeliş'i istiyorum. Zeliş'i. Adalet tamam da ben ne yapayım ya? Mesela git Feyyaz'la konuş. Cennet'in bebeği bırakmasını sağla. Ya kusura bakma ama ben o işlere giremem yani. Bu sizin aranızda olan bir şey. Biz karışmamalıyız. Doğrusu bu. Karışacaksın Kuzey. Karışacaksın. Yoksa oruç tutmaya hazır ol. Oruç mu? Bir dakika ya, ne orucu bu ya? Ramazan daha yeni bitmedi mi? Kaza orucu mu? Ne bu oruç ya? Allah Allah, oruç diyor ya. Allah! Adalet! Aşkım haksızlık bu ama ya. Öyle oruç olmaz ki aşkım. Bak bekle aşkım, ne olur ya. Siz Ferahnaz Hanım'ın evindeki İtalyan sandığım adam. Sabitti değil mi? Ha. Sen de bu ikide bir kılık değiştiren hırto değil misin? İmdat. Ne var ne yok? Ne arıyorsun burada bakayım? Cevap arıyorum. Basit bir cevap.
Ben nerede hata yapıyorum? Cevabı bulabilsem düzelteceğim kendimi ama... Kadınlar işte. Onları anlamak çok zor. Vallahi doğru ha. Ben de kadınları hiç anlamıyorum. Düşünüyorum, taşınıyorum. Yok, işin içinden çıkamıyorum oğlum. Yani neler yapmadım ki onun için? İlgi gösterdim, başını beladan kurtardım, hediyeler aldım. Hatta önünde diz çöküp evlenme teklifi bile ettim. Ama nafile. Vay be, benim vaziyet de seninkinin kopyası ha. Ben de sevgime aykırdım. Onun için değişmeyi bile göze aldım. Kavuşalım diye kavga bile ettim. Ben daha ne yapayım ama ha? Yapamazsın kardeşim, hiçbir şey yapamazsın. Bu dünyada bu dertten muzdarip yalnızca biz değiliz çünkü. Bütün erkekler gelir gelir aynı soruda takılır kalır. Kadınlar ne ister? Var mı sorunun cevabını bulan? Yok. Harbiden kazık soru ha. Yok mu cevabı bulan? Yok. Kadınlar ne ister? Kadınlar ne ister? Ya Pampa, ne olur bir insanlık yapsan. Bak Cennet şu an çok sinirli, ne olur ya. Ya Cennet sinirli de Adalet çok mu sakin Pampa? Budist mi Adalet ya? Yapma Allah aşkına be. Adalet be Etna Yanardağ gibi püskürüyor da püskürüyor ya. Hem burada söyleyemeyeceğim bir şeyle ilgili de beni tehdit ediyor. Ha, Cennet de aynı. Şu an benim de burada daha fazla söyleyemeyeceğim bir şey için beni tehdit ediyor. Ha, buradalar işte. Damatlarım diye onları kayıracağımı sanıyorlarsa aldanıyorlar. İdmanı yarıda kesip gitmek neymiş soracağım ben şimdi onlara. Ya Cennet bebek diyor, başka bir şey demiyor. Şu an dünyanın en önemli meselesi bu. Ya lütfen anla beni ya. Ya Feyyaz ben seni anlıyorum da sen de beni anla be kardeşim ya. Adalet de aynı. Tutturdu bebek diye. Bebek, 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 bebek. Ne? Benim kızlarım bebek sahibi mi olmak istiyorlarmış? Hayır yani. Nasıl yapılacağını bilsem şurada bir saniye durmayacağım, gideceğim, yapacağım ya. Doğru diyorsun Pampa. Her şeyi bizden bekliyorlar ya. Hiç bize yardım etmiyorlar be abicim. Çünkü asla tek başına bir şey yapamıyorlar. Ama onlara sorsan özgür birer bireyler. Erkeksiz her şeyi hallederler. Hadi o zaman elde edin bebeği tek başınıza. Hadi elde et. Ya Pampa ben çok daraldım ya. Üstüne üstlük sadece 2 günlük süremiz var ya. Kolay mı öyle abi 2 günde? Allah kolay veya değil. Artık iş başa düştü. Bir çare bulacağız artık. Hadi. Of. Ay. Sonunda dede oluyorum. Torunlarımı kucağıma alacağım. Yaşasın dede oluyorum. Güley, Güley müjdemi isterim. Ha. Kuzey ile Feyyaz konuşurlarken duydum. Ha. Bizim çocuklar çocuk yapmaya karar vermişler. Ha iyi, elleme yapsınlar. Hep biz mi yapacağız? Biraz da onlar yapsın. Ha? Çocuk mu yapmaya karar vermişler? Bağırma ya, bağırma. Benim bildiğimden haberleri yok. Ben kulak misafiri oldum. Özellikle Adalet'le Cennet istemiş, Kuzey ile Feyyaz da tamam yapalım demişler. Ay, çocuk mu yapmaya karar? Yo, sen niye sevinmedin ya? Yoksa nene olacağından mı korkuyorsun? Ya ne alakası var Ziya nenelikle? Yani bir doğru bulmadım böyle sormadan etmeden hemen. Hem çocukların evlilikleri daha oturmadı ki ya. Bakalım hazırlar mı çocuk sahibi olmaya? Sen ne diyorsun Allah'ını seversen ya? Ne zamanı ya? Aa ne diyorsun sen? Ya çay mı demliyorlar ki oturmasını bekleyecekler Allah'ını seversen? İyi işte iyi. Çocuklar buna karar vermişler. Biz de büyükler olarak desteklemeliyiz. Belli etmeden onlara destek vermemiz gerekiyor. Ya bebek gelecek. Bebek alacağız. Bebek elimize bebek. Yok. Yok bunlar önlerini görmeden acele karar veriyor. Bunları vazgeçirmek lazım ama nasıl? Gözlerini mi korkutsam acaba? Yok da. Ne yapsam ben ya? Ben ne yapsam ya? Yandık Pampa. Çok fena yandık oğlum. Biz var ya, bu meseleyi 2 günde hayatta çözemeyiz. Ben sana söyleyeyim ya. Ya bir sus be. Düşünüyoruz değil mi? Bana bak, aklıma ne geldi? Bizim sanayide Hakan abi var ya, bebeğin çakmasını mı yaptırsak ona? İyi de abicim, o adam kaportacı değil mi ya? Bebekten ne anlar ya? Yani düşüne düşüne bunu mu buldum be abicim?
Ben de bebeği Hasret'ten çalmayı düşünmüştüm ama kesin iyi bir yere saklamıştır, biz bulamayız diye vazgeçtim. Doğru, saklamıştır tabii. Hem bulsak ne olacak oğlum? Hangisine vereceğiz ki? Pampa? Buldum oğlum. Vallahi buldum, billahi buldum. Şimdi Hasret bebeği iki gün sonra çöpe atmayacak mı? Biz de bu süre zarfında kızları oyalasak, sonra Hasret de bebeği çöpe atsa ha? Doğru diyorsun vallahi ya. Çocuğum gözümüzün önündeymiş, biz görmemişiz be. Nasrettin Hoca misali. Yorgan gitti, kavga bitti. Ha, tam da bu işte. Ben düşündüm, sen daha güzel tarif ettin Pampa. Operasyonun adı yorgan gitti, kavga bitti. Hadi al, yürü yürü. Ramazan abi de bir çay içelim, yürü. Al sana 3400 puan. Hadi bunu geç de görelim bakalım. Hadi bakalım hadi. Sen bu işin piri olmuşsun babaanne. Ama ben senden daha iyiyim bak. Görürsün şimdi. Yok canım. Kuzey'le konuştun mu? İkna edebilecek miymiş Adalet'i? Konuştum tabii. Sorun yok dedi. Ama biraz vakit alabilirmiş. Adaletin inadını kırmak kolay değilmiş. Kıracağım ben onun inadını da kafasını da. Konuştu mu Feyyaz'la? Cennet'i ikna edebilecek miymiş? Konuşacakmış. Tamam ben Cennet'i ikna ederim dedim. Fakat müzakereler biraz uzun sürecekmiş. Adalet azıcık sabretsin dedim. Bir fırsatını bulup hamleni yap bakalım Gülizar. Çalışmalar başlamadan bitsin. Ya şu enerji verecek yiyecekleri çocuklara nasıl versem acaba? Ay, geç oldu. Biz artık kalkalım. Aa, nereye yavrum? Geç oldu zaten. Ben kalırsınız diye düşündüydüm. Ne resimleri hazırladım valla içeride. Niye canım? Evleri o kadar uzak değil ki. Giderler mis gibi evlerinde, yataklarında yatarlar. Hem burası yeterince kalabalık. Evet. Gayet kalabalık. O yüzden biz gidelim. Hiç gerek yok. Yok yavrum, ne kalabalığı yerimiz var ya. Kal burada ne olur. Niye kalmıyorsunuz ya? Kalın. Ya Gülizar, Allah'ını seversen burada kalmaları için bir tane mantıklı sebep söyler misin bana? Ben sana bilahare basına kapalı bir açıklama yapacaksın ya. Yavrum ne olur kalsanız, bak senden ana olarak rica ediyorum. Lütfen burada kalın yavrum. Bak Kuzey'le Feyyaz burada salonda kıvrılırlar. Siz de Adalet'ten içeride böyle yumuk yumuk kardeş kardeş uyursunuz böyle. Vallahi ben onunla yatmam. Ben şununla hayatta yatmam. İtiraz istemem. İtiraz istemez. Hasret. Kalk kızım, sen de git resimleri geçir yorgana, hadi. Biz oyun oynuyorduk ama. Tamam babaanne ya, sen beni bekle, ben hemen geliyorum. Abla, son bir gemimiz kaldı ve ben hala sizde bir gelişme göremiyorum. Konuşmaz. Kızım, siz bakmayın annenize, kalkın evinize gidin. Size bakın, çarşıdan güzel paket aldım. Bak, bu pakette fındık, fıstık, pestil, enerji veren şeyler var. Bol bol yersiniz. Şeyler. Ben bunlarla çok güzel tatlı yaparım. Keke koyarım, misafirlere ikram ederim. Versene. Ne yapmaya çalıştığımı farkındayım. Tarzan yemezler. Ver bakayım sen bana. Ya Allah'ını seversen ben kalp için aldım. Ne biliyorsun ya? Öyle mi? Sana tabağa koyar getirir. Ben de tabağa. Ver Allah'ını seversen. Niye çocuklara ikram etmeye çalışıyorsun? Ya yedeceğim onlara da ya. Patlayacak şimdi. Özel olarak yap zaten bunu. İşte burası. Sahibi dans ederken komaya girmişti. Hastaneye yetiştirip ben kurtardım. Onun için hiçbir sorun yok. İstediğim zaman damsız girebiliyorum. Tamam da birader, biz niye buradayız? İşte bunlar için bir sürü kadın var. Aradığımız sorunun cevabını bulacağız seninle şimdi. Vay vay vay. Şşş. Söylesene genç kızımız. Kadınlar ne ister? Ateşli bir aşk ister.
söyler misiniz küçük hanım? Kadınlar ne ister? Yakışıklı ve zengin bir koca istiyorum. Yok ya. Hey bayan, kadınlar ne ister? Erkeğinin kendisini sahiplenmesini ister ama çok fazla da istemez. Şşş, sevdim seni ha. Bayan, size bir sorum var. Kadınlar ne ister? Ben sadece evlenmek istiyorum, beni rahat bırakın. Abla, kadınlar ne ister? Tipe bak, sen ne isteyeceksin? Elinize bakalım istiyoruz. O kim lan? Kadınlar ne ister? George Clooney. Issız adam. Annesi olmasın lütfen. Böz. Size bir sorum var. Kadınlar ne ister? Kadınlar ne ister? Beyaz atlı prens, örümcek adam, demir maskeli adam. Ya, ya hepsini istiyorum. Pardon, ne istemiştiniz? Neymiş sonuç? Kadınlar ne istiyormuş? Vallahi ben de anlamadım. Kadınlar da ne istediklerini bilmiyor herhalde. Meseleye biraz daha bilimsel mi yaklaşmak lazım, nedir? Sabah erken demişti. Hah, siz beni mi bekliyorsunuz? Yok anne, ne? Aa evet anne, psikoloji hocam gelecekti benim. Ders notları da getirecekti. Sağ olsun hep kapıya kadar getirir notları. Odur kesin. Merhaba. Ferahnaz Sayın'ın evi mi? Evet. O zaman siz Ferahnaz Sayın'ın kız kardeşi değilsiniz. Çok şakacısınız Medeni Bey. Yok, erkeksiniz ya, onun için söyledim. Ferahnaz Hanım yok mu? İçeride, mutfakta. Buyurun. Domestik ortam, hijyenik mekan. Güzel, en sevdiğimden. Evet. Anneciğim, tanıştırayım. Türkiye'nin en değerli psikoloji hocası Medeni Aydın. Sen de en iyi öğrencimsin kerata. Hocam hazır gelmişken bizim psikolojik durumumuza da bakabilir misiniz? Mesela bana. Aa ya da anneme. Ne de olsa büyük. Allah Allah. Ne münasebet canım. Ben deli miyim? Niye bana deli doktor bakıyor? Tevbe tevbe. Ne yapacağız şimdi? Merak ederim. Oldu. Ferahnaz Hanım, delilik kötü bir şey midir? İnsanoğlunun zincirlerini parçalamasını, salt özgürlüğe ulaşmasını sağlayan şey delilik değil midir? Zamanında Einstein'a da deli dediler. Galileo'ya da, Tesla'ya da. İbrahim Üzülmez'e de lay lay lay. Ferahnaz Hanım, asıl ben akıllıyım diyenden korkacaksınız. Akıllı bir adam kendini akıllı der mi canım hiç? Demez değil mi? Demez. Şimdi siz beni doktor olarak değil de hoş sohbet biri olarak düşünün. Düşündünüz mü? Bir sohbete ne dersiniz? Ya Cennet, beni niye dinlemiyorsun? Ben elimden geleni yaptım. Kuzey de elinden geleni yapıyor. Az daha sabret. Ya bekleyeyim bekleyeyim de o haset cadısı zelişimi çöpe atsın değil mi? O atmadan önce adalet ikna olacak, merak etme. Feyyaz bak, bekleyeyim bekleyeyim diyorum ama ha oldu ha olacak derken süreyi tükettik ya. Ya hasret o bebeği çöpe atarsa ben gider Ümraniye çöplüğünden çıkarır onu sana getiririm balkabağım. Ha? Sen var ya başından beri beni oyalıyorsun değil mi? Hatta o kuzeyli kafa kafaya verdiniz, birlikte hareket ediyorsunuz. Yo. Yok öyle bir şey. Kim diyor onu? Saçma. Bak günahımı alıyorsun ama ha. Salak kafam ya. Ben zaten niye başından beri sana güveniyorum ki? Ayrıca benim zelişime gözü çıkmış bebek diyen birinden bana ne hayır gelirdi ki zaten? Cennet dur bekle. Hani bekleyeceğim de. Alçak düzenbaz. Gidip bebeğimi geri almam lazım benim ya. Ya Cennet. Cennet. Yalancı. Düzenbaz. Palavracı! Palavracı!
Aşkım niye şimdi yargısı infaz yapıyorsun hemen ya? Sen bana biraz önce demedin mi? Feyyaz aslında Cennet'i ikna etmiyor olabilir diye. Ya hayatım, bizim hayatımızdaki en önemli şey dürüstlük değil midir? Ben de sana dürüst davrandım işte aşkım yani. Bu artı puan değil mi? He? Değilmiş artı puan, tamam anladım onu, tamam. Sen beni kandırdın. Gencecik bir kızın masum hayalleriyle oynadın. Ama ben pes etmem. Gidip bu işi kökten çözeceğim. Ya aşkım ne masum hayali, bak şimdi çok duygusal moddasın. Ya lütfen. Ah, aşkım atma, atma. Hesap zamanı geldi abla. Hesaptan korksaydık dünyaya gelmezdik. Hani hep dünyanın sonu nasıl gelecek diye soruyordun ya. Gör şimdi. Hasret. Zeliş nerede? Cennet sana bir soru sordu Hasret. Zeliş nerede? Hasret. Hadi söyle, ne yaptın Zeliş'i? Çöpe mi attın? Tam tahmin ettiğim gibi. İki gün sonunda da uzlaşamadınız. Geriye tek bir çare kaldı, mahkeme. Zeliş'in kimde kalacağına mahkeme karar verecek. Bir dakika ya, ne mahkemesi? İki gün dolunca Zeliş'i atacağım demedin mi? Kararımı değiştirdim. Ya Hasret, gel sen ilk dediğini yap. Şimdi bırak mahkemeyi falan. Çünkü... İtirazınız reddedildi. Davacılar yerlerine geçsin. Tabii hala birbirinizden davacıysanız. Ben tabii ki davacıyım. Ben kesin davacıyım. Ben daha çok davacıyım. En çok ben davacıyım. O halde siz avukatlar da yerlerinizi alın lütfen. Kusura bakmayın ama biz bu saçma oyunla olamayacağız. Değil mi Kuzey? Aşkım, Zeliş'in verasetini alacağız. Sen hiç merak etme, tamam mı? Velayetini. Tamam aşkım, onu da alacağız, onu da alacağız. Hiç merak etme ya. Vay be. Demek iki dakikada sattın ha. Vallahi Pampa kusura bakma yani. Ben oruç falan tutamam oğlum. Anla beni ya. O zaman başlasın bu edepsiz komedya. Hodri meydan. Herkes hünerlerini göstersin. Hı, tamam o zaman. Hadi giyin şunları hemen. Ferahnaz Hanım, bu resimde ne görüyorsunuz? Araba. İlginç. Peki... bu resimde? Kalem. Vay canına. Enteresan. Peki bu resimde ne görüyorsunuz? Ağaç. Bravo. Bravo. Harika gidiyorsunuz. Harika. Hayır, normalde bu şekillerin daha karmaşık olması gerekmiyor muydu? Yani ben de normalde öyle biliyorum Kumru ama... adamın kendine has teknikleri var herhalde, ne bileyim. Şimdi Ferahnaz Hanım, biraz da çocuklarınıza inelim. Çocuklarımıza mı inelim? Evet. Bir doktordan duydum, öyle diyordu. Çocuklarınıza inelim diyordu. Şimdi bana biraz çocuklarınızdan bahsedin. Şimdi yani çocuklarım benim her şeyim tabii. Rahmetliden sonra ben onların hem anası hem babası oldum. İşte niye? Ailemize, soyumuza hayırlı birer evlat olsunlar diye ama... son zamanlarda biraz hayal kırıklığına uğradım. Uğramadım değil. Buldum. Buldum. Sizi mutsuzluğa hapseden şeyi buldum Ferahnaz Hanım. Aa, o da çabuk mu ya? Neymiş benim mutsuzluğumun sebebi? Çocuklarınız. Bütün negatif duygularınızın kaynağı çocuklarınız. Sizi bu hale getiren enemi çocuklarınız. Çocuklarım mı? Yok, değildir, yok. Kapatın gözlerinizi. Kapatın. Güzel. Şimdi çocuklarınızı düşünün. 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 Kalbinize bir huzursuzluk çöktü mü, çökmedi mi? Ay vallahi çöktü ha. Ay burama böyle bir şey oturdu yani ha. İşte budur. Açabilirsiniz gözlerinizi. Bundan sonra huzura kavuşmak istiyorsanız çocuklarınızdan uzaklaşacaksınız. Biraz da kendiniz için yaşayacaksınız. Tabii bu süreçte ben de sizi yalnız bırakmayacağım Ferahnaz Hanım. Evet, bugün burada hepimiz Zeliş bebeğin velayetini onu en çok hak eden kişiye vermek için toplandık. Hasret, nikah mı kıyıyoruz? Bu nasıl mahkeme açılışı? Allah Allah, size ne ya? İstediğim gibi açarım. Huzurlarınızda mahkemeyi başlatıyorum. İlk söz Kuzey Bey'de. Teşekkürler Hakim Bey. Hakim Hanım. Bu da olmadı Sayın Yargıç.
Evet Sayın Yargıç. Ben ilk olarak sanık sandalyesine Adalet Hanım'ı davet etmek istiyorum. Buyurun efendim. Adalet Hanım, ablanız Cennet Hanım sizi küçükken ezer miydi? Yani şekerlerinizi, çikolatalarınızı alır, oyuncak bebeklerinize kaba kuvvet kullanarak zorla sahip olur muydu? Kuzey, oraya girme. Niye? Adalet Hanım, lütfen soruyu yanıtlayın. Yani... Hayır, öyle bir şey yapmazdı. Demek yapmazdı ha? Benim de en sağlam argümanım buydu ya. Neyse, devam ediyorum. Adalet Hanım, bu bebek gerçekte kimin? Benim. Peki, son olarak bu bebekle ilgili gözlerimizi yaşartacak, tüylerimizi diken diken edecek, yargıcı etkileyecek, bir anı, bir şiir, ne bileyim bir duygu patlaması yaşatacak bir şeyler söylemek ister misiniz? Evet, Feyyaz Bey, sanık sizin. Teşekkür ederim Sayın Yargıç. Adalet Hanım, görülüyor ki bu bebek zamanında anneniz tarafından iki kardeş birlikte oynasın diye alınmış. Yani Cennet Hanım da siz de bu bebek üzerinde eşit hakka sahipsiniz. Doğru mu? Evet. Peki o zaman aynı durum kız kardeşiniz Hasret Hanım'la aranızda vuku bulsaydı büyük kardeş olarak bebeğin sizde kalması gerektiğini düşünecek miydiniz? Lütfen yeminli olduğunuzu unutmayın. Yani aynı şey değil tabii çünkü bizim onun aramızdaki yaş farkı aslında biraz daha... Başka bir sorum yok Sayın Yargıç. Cennet Hanım, sanık sandalyesine. Çok teşekkür ederiz Medeni Beyciğim. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim hanımefendi. Hoşça kalın. Medeni Bey, annemle görüşme nasıl geçti? Yani iyi olacak mı? Olacak. Anneniz çok güzel bir kadın. Anneniz iyi olmayı hak ediyor. Zaten cep telefon numarasını da aldım. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Sık derken? Mesleki olarak. Mesleki olarak daha sık görüşmeliyiz ki sizden uzaklaşsın, bana yaklaşsın. Kesinlikle mesleki olarak. İyi, tamam. O zaman iyi günler size. Size de. İyi günler. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Bana telefon numarasını verdi. O da beni seviyor. Beni seviyor. Hadi oğlum Uluç, hadi, hadi, hadi. Bu sefer doğru zamanda, doğru yerde hislerini aç. Ferhanaz Hanım güzel bir kadın, onu kaybetmemeliyim. Hadi Uluç. Evet. Oh. O zaman hemen bir hamle yapmalıyım. Bu gece onu eğlenceye götürmeliyim. Bir Casanova gibi. Yok yok, bir playboy gibi. Hadi oğlum Uluç, göster kendini. Anneciğim şimdi daha iyisin değil mi? Nasılsın? İyiyim canım, iyiyim. Medeni Bey iyi geldi. Cennet, kusura bakmazsan sana bir soru soracağım. Estağfurullah. Sence bebek kimin? Tabii ki benim. Peki neye dayanarak? Yaşama dayanarak. Ya bu yaş olayı da elimizi kolumuzu bağladı. Başka bir sorum yok. Zaten bu soruyu da zor sordum. Feyyaz Bey, Cennet Hanım'a bir sorunuz var mı? Yok Sayın Yargıç. Sağ olsun Kuzey Bey bize çalıştı. Peki, başka dinleyeceğimiz biri kaldı mı? Var. Benim sürpriz bir tanığım var. Ülfet Hanım, siz bu bebeği daha önce görmüş müydünüz? Yo. Nasıl ya? Babaanne sen bu bebeği daha önce hiç görmedin mi? Yok, hiç görmedim. Hadi ya. Gitti o zaman Zeliş. Ah, ay. Kızım ben sana söylemiştim, bebek benim. Aa, yani bu bebeği paylaşamadınız hiç mi bunca tantana? Aa, bak Cennet çok ayıp,
çok ayıp ediyorsun. O daha senin küçüğün. Bak bizim oralarda bir adet vardır. Evlenen kız oyuncaklarını kardeşine verir. Adet böyledir yani. Aa. O zaman iş başka tabii. Durumlar değişir. Bir dakika Sayın Yargıç. Adalet Hanım. Söyleyebilir misiniz? Bu bebeğin gözü nasıl bu hale geldi? Bilmem. Peki siz biliyor musunuz Cennet Hanım? Ben biliyorum. Şimdi bu bebek yanlışlıkla merdaneli çamaşır makinesine girdiği için oldu. Hatta o zaman onu öyle görünce çok üzülmüştüm. Sonra gözünü o su borusunun içinden alıp yerine taktım. Öyle olmuştu yani. Görüyorsunuz değil mi adanmışlığı? Bağlılığı görüyorsunuz değil mi? İşte bunun kaynağı sevgidir. Zeliş'in velayetini alacak kişi de olması gereken budur. Saf sevgi. Evet, gelenekler de çok önemlidir. Ama bana söyleyin, hangi gelenek çok güçlü bir sevgiyi alt edebilir? Sayın Yargıç, lütfen Zeliş'in neye ihtiyacı olduğunu bir daha düşünün ve kararınızı ona göre verin. Karar verilmiştir. Zeliş bebeğin velayetini Cennet Hanım'a veriyorum. Dava kapanmıştır. Ama nasıl olur ya? Kula çıktığında da ben takmıştım. Nasıl olur ya? Ben de bebek için ağlamıştım. Ya of kuzey ya of. Kabahat sana avukatlık verende ya of ya of. Aslan kocam benim. Ay Zeliş bebek artık bizim. Kusura bakma Pampa. Birinin kazanması gerekiyordu. Eyvallah Badi ya. Siz sevin şey yapmayın yani. Ben sadece bebeği kaybetmedim. Adalet de kaybettim. Kaybetti mi şimdi? Aa Zeliş ablaya bay bay ya bay bay. Sabit, bak ne diyor burada. Kadınlar ne ister sorusu, kadın felsefesi içinde sorulacak en büyük ve en gizemli sorulardan biridir. Kadınların para, şöhret, mevki, ihtiras, ilgi, sevgi, sadakat, doğruluk gibi olguların bir çeşit kokteylini istedikleri büyük ölçüde doğrudur. Ancak unutulmamalıdır ki bu soru ta Havva anamızdan günümüze kadar uzanan çapraşık, çelişik ve anlaşılmaz bir dilemmadır. Höst. Yani? Yani bilinmezlik. Tam anlamıyla elde edilmezlik. Yani yaşam boyu efendi oldukları bir köle hayatı. Yani hiçbir şey. Ya da çok şey. Ya da her şey. Bilmem anlatabildim mi? Üstad, sence biz doğruyuz üzerinde miyiz? Ha? Emin misin? Bilmiyorum ama giderek mesafe aldığımızı hissediyorum. Sen ne dersin? Ya Gülizar ne inatçı kadınsın ya. Allem ettin, kallem ettin Feyyazlar'a gittin. Gecenin bu vakti oradan nasıl döneceksin bilmiyorum. Sen de Kuzey, kabul et. Adalet, ben elimden geleni yaptım. Daha ne yapabilirim ya? Daha fazlasını yap o zaman. Şu anda bebeğimin olmamasının tek suçlusu sensin. Ne? Tek suçlu ben miyim? Bak Adalet, bu işin iki tarafı var. Sen de beceremedin, kabul et ya. Ben son anda yaşadıklarımızdan bahsetmiyorum. İki gün süre vardı ama sen hiçbir şey yapmadın. Her şeyi son ana bıraktın. Vallahi benim vicdanım çok rahat. Ben iyi niyetimde elimden geleni yaptım. Demek ki iyi niyet yetmiyormuş. Biraz da kabiliyet gerekliymiş. Bak Feyyazlara, birlik oldular hemen hallettiler. Bak, beni Feyyaz'la karşılaştırırsan ben de seni Cennet'le kıyaslarım. Aa, demek Cennet'in bebeği olacak ama Adalet bunu başaramadı ha? Ah be Kuzey, keşke bana iki mutlu haber verebilseydiniz. Ya daha tartışmayacağım ben seninle ya. Şey, içeride sinek vardı da ben de yakalayamadım. Adalet de bana kızdı. Yorganımı aldım, buraya geldim babacığım. Aa, tabii tabii. Zaten bu yaşta çocuk sahibi olmak sizin neyinize? Geçsiniz daha, gezin tozun. Sonra bana da gelecekler mi? İş işten geçmiş olacak. Oh. Ne yaparım ya ben? Çayınızı içmeye geldim derim. Ondan sonra da uykuları gerisiye kadar otururum. Çocuk büyütmenin zorluklarını anlatırım. Derim yani buna. Feyyaz! Ben açık söyleyeyim, ben bu bebekten biraz korkuyorum. Aa, neden korkuyorsun?
sadece bir bebek. Bak! Öyle tabii de. Şimdi biz bununla aynı evde yaşayacağız ya. Hep gözümün önünde olacak. Benim için zor olacak. Ya merak etme dostum. Alışırsın ya. İyi madem. Sen bu kadar istiyorsun. Ne yapalım? Katlanacağız artık. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Demek Feyyaz istemiyor da bizim kız diretiyor he. Anne ne yapıyorsun be? Bak ne diyeceğim. Babacığım, aslında burada yatmamın sebebi sinek değildi. Biliyorum evladım, biliyorum. O zaman açık açık konuşabilirim. Yok yok, o kadar da açık konuşmayalım yani. Ama baba, ben şimdi çok müşkül durumdayım. Yani nerede hata yaptım bilmiyorum. Acaba Adalet'in dediği gibi erkeklik vazifemi mi tam yerine getiremedim? Onu bile sorguluyorum yani. Yani şimdi her şeyi erkekliğe bağlamamak lazım yani. Erkeklik dediğin çok geniş bir kavram. Yani şimdi bu iş olmadı diye sen erkek değilsin demek değildir ki. Tamam hadi öyle diyelim ama Adalet'in istediği olmadı. Sonuç ortada. Vallahi her şeyi denedim babacığım ya. Benim uykum geldi evladım. Ben yatıyorum. Sen bunu uzmanlarla konuş. Onlar sana yardımcı olurlar. Allah Allah. Bu işin uzmanları mı var ya? Kim ki bu işin uzmanı? Allah Allah. Uzman. Anne ne yapıyorsun burada? Girsene içeri. Ben sizin demin konuştuklarınızı duydum. Gerçi daha önceden de biliyordum ya meseleyi. Demek biliyorsun anneciğim. O zaman ne kadar zor durumda olduğumu da biliyorsundur. Bilmez miyim yavrum? Sen istemiyorsun, o istiyor. Bu seferlik evet dedim ben de, ne yapayım? Bu iş bir seferliği olmaz yavrum. İstemiyorsan zorlanılmaz. Bak sen beni dinle. Tecrübe konuşuyor burada. O bebek sizin bütün hayatınızı etkileyecek. Rahat uyku uyuyamayacaksınız. Kabus gibi çökecek üstünüze. Hayatınızın bu en kritik zamanlarında rahat yüzü göremezsiniz. Hadi ya. O kadar mı? Bir bebek öyle mi? Evet yavrum, bir bebek. Bir bebek yapar bunları. Sen bana güven, fikrini değiştir, tamam mı? Cennete de bana bırak, ben onun kafasına girerim. Tamam. Hadi sen beni dinle. Ben gelmedim. Arkadaş ne bebekmiş ya? Aile krizi oldu vallahi. Cennet? Cennet neredesin? Cennet? Aa, benim ellerim niye bağlı? Ne oluyor ya? Cennet! 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 Niye şarkı söylüyorsun hani? Niye bakıyorsun hani psikopat psikopat? Cennet! 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 Git buradan. Dur yapma. Zeliz niye yapıyorsun öyle? Dur! Biz sana böyle mi öğrettik? Yapma güzel bebek. Sana pamuk şeker alacağım. Leblebi tozu alacağım sana. Mavi önlük alacağım, okula yollayacağım seni. Sana eşek alacağım. Büyük adada seni eşeğe bindireceğim. Yapma. İyiyim. Kendine gel Feyyaz. Sadece bir kabustu. Oh.
Ne işin var burada be? Saçmalama Feyyaz. Sadece bir rüyaydı ve bu da oyuncak bir bebek. Bu halini de görsünler. Ama ne varmış benim halimde? Esas sen kendi annemi. Sen şu ceketi çıkarsan artık diyorsun. Ama dansözden iyi kıvırdım ha. Tabii çok güzel kıvırdın. Masadan düşene kadar çok iyiydi. Orada ayağım takılmıştı. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Hadi söyle şu türküyü. Bizim mahalle, tenekeci mahalle. Bizim mahalle, bohçacı mahalle. Bohçacı ne? Tenekeci bohçacı. Ya yeter ya, delicikle sabah körü. Ne oluyor ya, ne bu görüntü? Bir deli bey, anne. Taygut, Hubruk bak uyandırdık çocuklar. Hep bu medeninin yüzünden. Ha? Medeni mi? Ha? Anne nereye böyle sabah sabah? Nereye değil, nereden? Kadifeler kesersin. Anlaşıldı. Bunlar eve şimdi girmişler. Bütün gece birlikte dışarıda eğlenmişler. Siz uyuduktan sonra medeni beni aldım. İstanbul alemlerine gecelerini şöyle bir attık valla. Girip çıkmadık, yer kalmadı. Ay şu makyajım bir tazeleyeyim mi? Sonra çıkalım tamam mı? Ay ne kadar pahalısından kullanırsan kullan şekerim. Bu rimeller bizim eğlencemize yetişemiyor. Haklısın. Anne şimdi nereye gidiyorsun ya? Ay sabah kadar oyna oyna oyna. Bir lokma yemek yemedim. Doktorcum ha kahvaltı ısmarlayacak. Doktor bey ne oluyor böyle? Sabaha kadar eğlenmek falan. Siz annemi tedavi ettiğiniz emin misiniz? Ne oluyor? Ne demek istiyorsunuz? Ben ne yaptığımı farkında değil miyim? Doktor bey yanlış anladınız. Abim öyle demek istemedi. Ama takdir edersiniz ki içeri girince karşılaştığımız manzara çok tuhaf yani. Biz sizi buraya annemin biraz toparlayın onunla ilgilenin diye çağırdık. Siz kadını darmadağın etmişsiniz be. Doğru. Ama ben böyle bir doktorum. Yani her doktor farklı yöntemle çalışır. Ya siz onu bırakın. Annenizin son hali nasıl ama? Eski halinden eser yok şimdi. O eski halimden eser yok şimdi. Istırap içinde yorgunum şimdi. Hay bedenicim, bekliyorsun değil mi? Ha geliyorum iki dakika ya. Ferhanaz Hanım, günaydın. Ziya ben nasılsınız? Uyandırmadım inşallah. Yok Ziya Bey, yok. Hiç uyumadım ki. Sabahlara kadar gezdim, tozdum, eğlendim vallahi. Yani İstanbul gecelerinden bir Ferhanaz geçti. Aman ne güzel ne güzel. Müsait olduğum bir gün bunları dinlerim sizden. Ferhanaz Hanım, sizden bir şey rica edecektim. Bize bir yardımda bulunabilir misiniz acaba? Aa, ne demek? Ne demek euro, dolar ne lazımsa yani lafı bile olmaz. Ferhanaz Hanım, o anlamda değil. Ailesel bir mesele, çocuklarla ilgili. Ha, hayırdır, başlarına bir şey mi geldi? Yok, hayır, hayır. Çocukları konuşurlarken duydum. Bizim Kuzey'le Adalet'in bebekleri olmuyormuş. Deme be. Ay, yazık, kıyamam ya. Alırız bir tane. Bu Angelina Jolie yapıyor ya. İşte, ama onlar bir çeşidine karar versinler. Mesela Çinli mi? Afrikalı mı? Bak, Afro-Amerikan da çakışları olabilir mesela. Yok Ferhanaz Hanım, eksik olmayın. Sağ olun da bizimkilerin sorunu psikolojik. Anne baba olarak bize açılamıyorlar, utanıyorlar herhalde. Tanıdık bir doktor var mı rahat konuşabilecekleri? Sen ne kadar şanslı bir insanmışız Ziya Bey.
iyi olacak hastanın doktor ayağına geldi, görüyor musun? Çok iyi bir psikolog tanıyorum. Üstelik de kendisiyle az sonra kahvaltıya gideceğim. Vallahi mi? Vallahi. Sen şey yap, şey yap bak. Şimdi o kafe var ya hani aşağı. İşte orada bir görüşürsünüz, tanışırsınız, anlaşırsınız. Tamam tamam, hemen geliyorum, hiç merak etmeyin. Oldu tamam, görüşürüz, bekliyorum. Oh be, büyük bir yük kalktı sırtımdan. Ah Ferahnaz, ah. İşte yine bir düşkünde daha yardım elini uzattın. Seninle gerçekten gurur duyuyorum. Seninle ve asaletinle. Ben Gülizar. Uyandırmadın mı ya? Yok yok uyanım. Hayırdır? Dinlerim ne olur, rüyanda beni mi gördün? Şimdi öyle laf sokmasak da. Bir durum var da. Acil. Feyyazlarla ilgili. Ne? Feyyazlar mı? Ne oldu, kaza mı geçirdiler başlarına? Bir şey mi geldi? Geliyorum ben hemen. Ay yok yok dur. Kaza falan yok ya. Herkes iyi. Tamam dur. Dinle bak. Bir şey anlatacağım. Şimdi Cellet tutturdu da. Çocuk yapalım, bebek yapalım diye. Feyyaz'ı daha bile sıkıştırıp duruyor. Ben de korkuyorum çocukta psikolojik bir rahatsızlık çıkacak diye. Ah ya, bir tane doktoru buldular, sıraya girdiler arkadaş. Demek psikolojik bozukluk olacak diye korkuyorsun ha? Ha, anladım. Sen hiç merak etme ya, ben çok iyi bir psikolog tanıyorum. Üstelik de anda az sonra kendisiyle kahvaltıya gideceğim. Vallahi mi? Şimdi mi? Ben de geleyim o zaman. Neredesiniz? Ya şey işte, şu aşağıdaki kafe yok mu? Ha, ha orada. Oldu, hemen geliyorum. Oldu, haydi. Ay yok be, iyi denk geldi vallahi. Üstümden bir yük kalktı. Heh. Yani beleş doktoru buldular diye sıraya girdiler anacığım, yuh. Ay, ne yapacaksın Ferahnaz, ne yapacaksın? Ne yapalım işte? Böyle iyilik yap, denize at. Balık bilmezse halik bilir. Feyyaz! Feyyaz! Feyyaz, kahvaltı hazır. Geldim, geldim. Ne var kahvaltıda? Ne oldu sana ya? Ne oldu sana? Şimdi tuhaf görünüyorsun, hayırdır? Yok ya. İyiyim ben ya. Yok bir şey. Feyyaz. Şimdi sen bu Zeliş bebeğe iyice alıştın değil mi? Artık bir sorun yok yani. Alıştım tabii canım. Ne olacak? Sonuçta sadece bir bebek. O zaman benim sana bir sürprizim var. Zeliş bebek, artık bizimle yemek yiyecek. Hadi ya. Aa, tam bir aile olduk o zaman desene. Canım, bu bebek biraz... Aa, yaramazlık mı yaptın? Ben şimdi kızarım ona, sen hiç merak etme. Zeliş! Yok yok, yaramazlık değil de bunun varlığı beni... Ay beni de, ay beni de Feyyaz. İnan bana, beni de çok mutlu ediyor. Yani Feyyaz, sanki bu bebek bize geldiğinden beri gerçek bir aile oldu. Sanki böyle küçük bir kızken kurduğum bütün hayaller gerçek olmuş gibi. Şuna baksana, gel anne ya! Kırmızı beyaz, yanıma geldi yaz, yeşil. Sevgilim, ben sonra yemek yesem olur mu? Aa, niye? İştahım kesildi birden. Ya iyi, sen bilirsin. Biz de Zeliş bebekle yeriz. Değil mi Zeliş? Bak babanın canını istemiyormuş, gel biz yiyelim. Bana başka çare bırakmadın Zeliş. Seni ortadan kaldırmak zorundayım. Sonsuza dek kurtulacağım senden.
Allah'ım, şu an içimdeki cani tam olarak ortaya çıktı galiba. Ben en iyisi Kuzey'i arayayım. Hemen bana kazma kürek ayarlasın. Gülü, ne işin var senin burada? Aynı soruyu şimdi ben sana soracağım Ziya. Senin ne işin var burada? Ya ben buraya doktorla torun konusunda konuşmaya geldim. Ay bak sen tesadüfe, ben de doktorla konuşmaya geldim. Ne olacak şimdi? Ne konuşacaksın şimdi? Sen şimdi? Ya ben önce bir... dinledim, buradayız, buradayız Gebre. Ne tartışıyoruz gene, ne bıçağı vurdu ya? Gel, bak doktor bey de burada, gel. Geliyoruz, geliyoruz. Bana bak, doktorun yanında abuk subuk konuşma, ortalığı karıştırma. Sus, önce ben biliyorum ne soracağım. Asıl sen ayağını dek. Tamam canım, sen Allah Allah. Bir dakika, şöyle dur bir saniye. Tamam, oturacaksın zaten, Allah'ını seversen. Merhaba. Nihayet be kardeşim. Söylediklerimi getirdin mi? Görmüyorsun abi, getirdin de ne yapacağız bunlarla ya? Merak etme, anlatacağım. Ama önce sen şunu söyle. Buraya gelirken biri seni gördü mü? Birilerinin şüphesini çektin mi? Ya ne şüphesi ya? El arabasıyla kazma kürek getirdik be abicim. Ha niye geldik buraya abicim? Ne yapacağız burada? Ha? Bunun için geldim. Zeliş'ten kurtulacağız. Ebediyen. Ne yani? Sen şimdi gömecek misin onu? Ya peki cennete ne diyeceksin abi? Çalındı derim, kaçırıldı derim, uydururum işte bir şeyler. Dün geceden beri gözleri üstümde, uyku tutmadı resmen. Ben bununla aynı evde yaşayamam ya. Pampa, madem bununla aynı evde yaşayamazsın, gömeceğini bana versene. Ben de adalete veririm, aramı düzeltirim be kardeşim ha. Ne dersin? Bak kimse de bilmez, tamam mı kardeşim? Söz aramızda kalır ya, vallahi ya. Aramızda. Saçmalama oğlum, ben bu konuda kimseye güvenemem. Ya adalet ağzından bir şey kaçırırsa, ya cennet bebeği görürse. Bak, bugün bundan kurtuluyoruz. Ve bu ikimizin arasında sır olarak kalıyor. Anlaşıldı mı? Tamam, anlaşıldı. Efendim Cennet. Kumaşçıda mısın? Ha, anladım, anladım. Zeliş'e kıyafet yapmak için kumaş bakıyorsun. Zeliş mi? İyi, iyi. Ama şimdi uyuyor, seninle konuşamaz ki. Evet, dinliyorum hayatım. Kardeşim, kusura bakma ama bunu yapmak durumundayım. Aile saadetim söz konusu. Şimdi doktor bey, müsaade ederseniz önce ben anlatayım. Çünkü bu kadın her konuda olduğu gibi... Vay be, bu kadın olduk demek ya. Bunca yıldan sonra bu kadın olduk. Bravo Ziya Bey. Doktor bey, bunu da geçin zabıtlara. Geçinsin ya, benim bir şeyden korkum yok ki. Efendim, benim derdim şu. Hayır, onun bir derdi yok. Onun yaptığı bencillik. Asıl benim derdim şu. Yeter! Kesin ya. Tartışmayın aramızda. Ben anladım. İkinizi de anladım. Özetle... Siz torun sahibi olmak istiyorsunuz, siz istemiyorsunuz. Aa, nasıl hemen anladı ya ama. Anlayacak tabii ya, mesleğinde profesyonel adam, Allah Allah. Yalnız doktor bey, benim küçük bir ilavem olacak. Ben toruna karşı bir kimse değilim. Ben zamanlamaya karşı. Zamanlamaya karşıymış ya. Ne zaman olacak peki? Şimdi olmasa ne zaman olacak peki? Ya zamanını söyle bana. İlişkileri oturunca Ziya, ilişkileri belli bir düzleme oturunca. İlişkileri oturuncaymış ya, ne zaman ya, ne zaman peki? Görüyorsunuz doktor bey, zaman veremiyor. Yeter! Bu böyle olmayacak. Sorunun kaynağına inmek zorundayız. Çocuklarınıza dönüyoruz Ziya. Dönelim efendim. Efendim ben Karadeniz'in mavi ile yeşilin buluştuğu yerde... ...karlı bir kış günü bir dağ köyünde dünyaya gelmiştim. Ziya Bey. Ben Fikriye Hanım beni... Çocuklarınıza dedim. Çocukluğunuza demedim. İşte efendim çok yeni bir yöntem. Ben de önce yanlış anladım başta. Çocukluğuma sandım ama sonra anladım. Vallahi çok işe yarıyor ha. Tamam hayatım. Olur hayatım. Eve geçmeden kuzeylere uğrarız. Tamam hayatım. Peki. Peki hayatım. Ben şimdi kapatıyorum, sonra görüşürüz hayatım. Akşam onu bekleyen sürprizden habersiz...
Bebeğe kumaş bakıyor zavallı. Hadi bitirelim şu işi. Hadi kapatalım çukuru. Hadi bismillah. Elveda Zeliş. Bir daha seni hiç görmeyeceğiz. Chucky'nin dünürü. İyi uykular. Sonsuza kadar hem de. Annemden hala haber yok. Mesaj attım, cevap da yazmadı ya. Eğlenmekten vakti olmamıştır. Ay yani sabaha kadar yine yoksa biz bilelim de ona göre bir plan yapalım Kumru. Fikstürü belirleyelim. İnanamıyorum sana ya. Hemen kendi derdine mi düştün yani? Sana. Ne var yani? Ben de doktorun dediğini yapıyorum. Benim işime karışmayın dedi. Ben de karışmıyorum. Allah Allah. İyi günler. Ben şey için geldim. Ferhat Nazan'ın evi değil mi? Evet, siz kimsiniz? Bakın ben nasıl izah edeceğim bilemiyorum ama sanırım hiç istenmeyen şeyler oldu. Ben Medeni Aydın, psikoloğum. Tabii tabii, biz de yedik. Hadi kardeşim hadi, başka kapıya. Bu kim ya? Hadi. Bakın anlatamıyorum galiba. Durum çok ciddi. Hastalarımdan biri benim yerime geçmiş. Bu yüzden de annenizi bir an önce görmem lazım. Ya aslında o sizin de değil mi ya? Eyvah. Bu çocuklarınıza dönme yöntemi psikolojide çok sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. İnsanoğlunun sorunlarının temelinde aslında çocukları vardır. Acaba? Evet öyle beyefendi. Söylediklerimin doğruluğundan %100 emin olabilirsiniz. Bir insan psikolojik bir problem yaşıyorsa bakacağı tek bir yer vardır, çocukları. Alakası var ya. Bizim çocuklar kendi hallerinde yaşıyorlar işte. Hem bizim psikolojik bir problemimiz yok ki. Öyle mi? Biliyorsunuz. O zaman şu soruma cevap verin bakalım. Cennet gelip bu bebek meselesini anlatana kadar herhangi bir derdiniz var mıydı? Yoktu. Peki siz Ziya Bey, damadınız gelip çocuğumuz olmuyor diyene kadar böyle bir derdiniz var mıydı? Vallahi yoktu. Yoktu tabii. Bütün sıkıntı çocuklardan kaynaklanıyor. Onları düşünmekten kendinizi düşünemiyorsunuz. Bakın, Ferhanaz Hanım'a da aynı şeyi anlattım. Evet. Neden onların sıkıntısı sizin sıkıntınız oluyor? Onlar çözemiyorsa siz de niye uğraşıyorsunuz canım? Hiç. Lan doğru söylüyor vallahi ya. Biz ne diye paralıyoruz ki kendimizi? Çok doğru ya. Bir şeye karar veriyorlar, çözemiyorlar. Sonra ortalığı karıştırıyorlar. Ondan sonra anne baba nerede kendisini? Vallahi doktor bey çok teşekkür ederiz. Bizi fevkalade güzel aydınlattınız. Hadi yürü Ziya. Benim bu çocuklara iki çift lafım var. Yürü. Benim de var, benim de var. Gidelim. Çok teşekkürler doktor bey. Sağ olun. Sağ olun efendim. Hasan Hanım. Memnun oldum. Sağ olun. Sağ olun. Yürü Ziya. Ya geliyorlar her şeyi ondan sonra kendilerine bırakacak. Oh be. Evet Ferhanaz Hanım. Artık baş başa kaldığımıza göre kahvaltımıza devam edebiliriz. Hadi bakalım. Hadi buyurun. Odamdayken telefonu açıp konuşmuş olmalı. Sekreterim şans eseri çöp kutusunu boşaltırken attığı notu görmüş. Siz ona adresinizi falan mı verdiniz? Verdik, verdik. Ücreti mükabil bir de eve gel, evde tedavi et dedik. Ama zaten biz telefonu hastanızın çıktığını bilemezdik ki. Biz yüzünü bile görmedik onun. O öyle söyleyince biz de ona inandık. Hayır zaten yüzünü görsek de tövbe estağfurullah alnında bir yazıyor ben deliyim diye. Ama yine de bir yüzünü gördüğünde insan bir... Aa bu ne, ne oluyor öyle? Değil tuhaflaşıyor bir şey. Dur Kumru ya, bir sakin ol, bir dur. Bir doktor bey dinle. Tamam. Tamam. Doktor bey şimdi sizin yerinize geçen bu hasta... Tehlikeli biri mi? Genel olarak tehlikeli demek doğru olmaz. Uluç'un sorunu şiddetli olarak bağ kurma ihtiyacı hissetmiş olması. Karşısına çıkan her kadınla aşk yaşadığını düşünüyor. Böyle bir yanılsama içerisinde. Ya işte demek ki bütün o gezmeleri, tozmaları falan hep bastırıyor içine, hop çıkıyor içinden tekrar. Kahvaltılar, şakalaşmalar. İşte hepsi bundanmış. Ulan yani şimdi bu adamla benim annem aşk mı yaşıyor? Gerçekte değil, kafasında. Kafasını koparırım ben onun. Cevap vermiyor. Ben kafeye gidiyorum. Tayyip Ümit, bir dakika. Ya, lütfen buyurun oturun. Buyurun oturun. Bir şey daha söylemem lazım. Uluç genelde sakindir. Yani tehlikeli biri değil. Tetikleyici cümleyi duyduğu zamanlar hariç. Tetikleyici derken? Uluç geçmişinde pek çok kadın tarafından reddedilmiş. Çok fazla hayal kırıklığı yaşamış. Üstelik hep aynı cümleyi duymuş. Sen çok iyi bir insansın ama ben seni sadece arkadaş olarak görüyorum. Umarım anneniz onu... reddetmemiştir. Oy, doydum vallahi. Ne yerdik de geldik, süpermiş kahvaltısı. Seveceğinizi tahmin etmiştim.
Böyle geceden beri gezmek, tozmak ne kadar iyi geldi biliyor musunuz? Ferahladım gerçekten. Ben sizi gerçekten ferahlatacak şeyi iyi biliyorum. Soda mı? Soda mı? İşte böyle kahvaltıya abandım ya. Hani soda içersem midem basılır diye değil mi? Yok, ruh ferahlamasından bahsediyorum ben. Küçük bir hafta sonu kaçamağına ne dersiniz? Kaçamak derken? Kaçamak derken şehrin gürültüsünden, karmaşasından, çocukların sorunlarından kaçsak. Baş başa. Mesela Sapanca'ya gitsek. Ha? Doğayla baş başa olsak. Yani bilmem ki. Olabilir aslında. Bakarız ya kısmet. Kusura bakmazsanız ben bir lavaboya kadar bir şey yapıp geldim. Tabii, estağfurullah. Kabul etti. Benimle gelmeyi kabul etti. O zaman beni seviyor. Evet, o beni seviyor. Sapanca'da bir hafta sonu kaçama. Uluç oğlum kendine gel, kendine gel. Ona hislerini açmanın tam fırsatı. Bu fırsat kaçmaz. Adam orada da. Anneciğim nerede? Lavaboya falan gitmiş olmalı. Ben Uluç'u bir an önce kontrol altına almaya çalışayım. Siz de çaktırmadan arkadan geçin. Merhaba Uluç. İyi görünüyorsun. Annem, annem. Buradasın çok şükür. İyi misin? Ne haber? Ben iyiyim de siz ne arıyorsunuz burada? Şey anne, biz senin için geldik. Çok karışık şeyler oldu. Senin doktor zannettiğin adam gerçek doktor değilmiş. Delinin tekiymiş. Oğlum ne diyorsun sen? Abim doğru söylüyor anne. O adam hasta. Seni kendine aşık sanıyor ya. Yok canım. Vallahi de billahi de anne, bize inanmak zorundasın ya. Adam sahtekar. Ben anladım kız, ben anladım. Ya tam da doktorun dediği gibi oluyor biliyor musun? Yani siz benim mutluluğumu hazmedemiyorsunuz değil mi? Anne ne diyorsun ya? Ne mutluluğu, ne hazmedilmesi ya? Yani anne, doktor ne dedi ki sana? Seni kandırmak için her şeyi yaparlar dediydi ama ben bu kadarını beklemiyordum. Demek doktor değil deli, öyle mi? Bravo. Bravo. Burada ne işin var doktor? Şu karışıklığı bitirelim diye geldim. Hastalarımdan birine kendini ben diye tanıtmışsın. Karışıklık yok. Yıllar sonra beni ilk kez bu kadar seven biriyle karşılaştım. Uluç, daha önce kaç kere konuştuk bu durumu? O seni sevmiyor. Bu başka. Bu başka. Göreceksin. Hadi çocuğum, hadi artık dinlemiyorsun. Kandıramazsınız artık. Bak kulaklarımı kapatalım. La 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 la. Medeni Bey, beyefendi kim? Arkadaşınız mı? Bir arkadaşım, evet. Bir anda karşılaştık işte. Ama gidecek biraz da. Öyle. Şey ederiz. Şundan da güzel bir etek dikerim mesela. Ay çok tatlı olacak ya. Feyyaz. Aşkım. Ama burada çok fazla oyalanmayalım, olur mu? Yani Zeliş uyanmadan eve dönmek istiyorum. Merak etme. Ben onu güzelce böyle pencerenin önüne oturttum. Cama açtım. Böyle güzel güzel temiz hava alsın diye. Ay ya, Feyyaz da çok ilgili bir baba çıktı. Ne yapsam böyle bir elini atıyor, bir yardımcı oluyor. Çok şeker. Ay eminim öyledir. Ay, Zilişim benim ya. Ay bebetom. Çok da bağlanmamak lazım aslında. Yani sonuçta ne olacağı belli değil. Kaybolur, çalınır, kaçırılır. Yani bunlara hazır olmak lazım. Hay, öyle bir şey olursa vallahi ölürüm ha. Olur mu öyle şey? O ne biçim söz öyle ya? Bak, Adalet nasıl alıştı onsuz yaşamaya? Evet. Sonuçta mahkeme kararına saygı gösterdik değil mi hayatım? Hadi oradan be! Mahkeme falan, palavra. O bebek kimi seviyorduysa ona gelecekti zaten. Öyle mi canım? Öyle canım! Ona en iyi benim bakacağımı bildiği için, onu en çok benim sevdiğimi bildiği için o
bebek bana geldi. Demek ona en iyi sen bakacaktın. Peki o zaman Zeliş bebek niye şu anda bende? Ha, ha. Hanım sende ne iş var ya? Bu geri gelmiş. Bu bebek lanetli. Lanetli! Bir dediğiniz daha çıktı doktorcuğum. Bundan sonra söylediğiniz hiçbir şeye şaşırmayacağım vallahi. Hayrola Ferhanas Hanım, ne oldu? Daha ne olsun. Şu ikisi var ya, bizim sizinle yaşadıklarımızı çekememişler. Üstelik tam da söylediğiniz gibi de böyle bir engel olmaya çalışıyorlar. Söyledikleri şeyler bir duysanız. Ya efendim, siz deliymişsiniz de. Aslında bir psikolog varmış da siz onun yerine geçmişsiniz de. Öyle mi? Başka ne dediler? Ne işte böyle. Yok efendim ama çok dikkatli olmalıymışım da onlara inanmak zorundaymışım da böyle saçma sapan şeyler. Ya sizin gibi şeker bir adama attıkları iftiralara bakar mısınız? Ha? Edepsizler. Ferhanas Hanım, aslında bunu Sapanca'da sizinle baş başa kalınca söyleyecektim ama... Bakın ben... Şimdi herkesin ortasında söylemek daha doğru olacak. Ben size ilk görüşte aşık oldum. Benimle bir ömür paylaşmayı düşünür müsünüz? Anlamadım. Biliyorum, 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 biliyorum. Çok ani oldu ama ben böyle duygularımı çok saçarak söylerim ortaya. Şimdi ben anlamadım doktorcum. Ya nasıl bir şey bu yani? Böyle bir şok tedavi falan mı? Bakın Ferhanas Hanım, aramızdaki ilişkiyi inkar etmeyelim. Biz çocuk değiliz. Birbirimizi deli gibi sevdiğimiz gün gibi ortada. De yani şimdi sevmek var, sevmek var. Yani tamam ben sizi çok seviyorum yani siz çok mükemmel, böyle mesleğinde çok başarılı bir beyefendisiniz. Çok seviyorum ama... Anne, anne dur, anne ne olur dur. Bir dur be kızım. Yani tabii çok seviyorum ama... Ferhanas Hanım bir dakika. Anne artık sus. Ay bir susun be. Aa, yani doktorcuğum, ben size hiç o gözle bakmadım ki. Yani evet, sizi seviyorum. Seviyorum. Ama bir arkadaş olarak yani. Tetikleyici cümle geldi. Gelmemeli. Arkadaş olarak mı? Bir arkadaş olarak mı? Bir arkadaş olarak. Kafanı karıştırıyorlar seni. Kafanı karıştırmalarına izin verme Ferhanas. Biz birbirimizi seviyoruz ha. Biz birbirimizi evleneceğiz. Biz arkadaş olamayız. Tamam, tamam. Doktorcuğum bak bunu bir halledelim tamam mı? Şöyle rahat rahat konuşalım. Hadi. İmdat! İmdat diyor. İmdat, imdat! Kumru, İmdat abiyi mi arasak? He? İmdat! Sonbaharın kokusu bu Sabit. Hüznün kokusu. Hissediyor musun? Çek içini. Aa, İmdat abi, merhaba. Ne haber Sabit? Merhaba. Nasıl gidiyor televizyon programı? Vallahi gayet güzel. Sağ olsun Ziya hocam da çok yakıştı ekrana. Herkes memnun yani. Beni de konuk alırsın artık değil mi programına? Tabii abi, inşallah ilerleyen bölümlerde. İyi, ben sizi tutmayayım o zaman, görüşürüz sonra. Güle güle. Hadi hocam konumuza dönelim. Kadınlar ne ister? Ha. Mesela nasıl bir yapraktır kadınların istediği ha? Kim bilir? Belki de rüzgarlarda savrulan başına buyruk, nereye gideceği kestirilemeyen bir yaprak. Belki de en şiddetli fırtınalarda bile dalından kopmayacak ve derindeki köklerine sıkı sıkıya bağlı kalacak bir yaprak. Hocam, telefonu çalıyor. Her telefon bir çığlık gibidir Sabit. Belki aşk arayan, belki yardım isteyen bir çığlık. Hocam bir az konuş da aç şu telefonu hadi. İmdat! Hocam seni çağırıyorlar galiba. Ferhanas'ın sesi bu. Ya bırak annemi be manyak. Çok üzülüyorum. Bu da Kumru'nun sesi. Kumru! Kumru neredesin Kumru? Dur Sabit. Ziya Hoca ile sabah karşılaştım. Ferhanas'la aşağıdaki kafede buluşacaktı. Bize ihtiyaçları var. Bir şeyler oluyor. Koş! Öz! Koş! Koş bize ihtiyaçları var. Bırakın da aşkımızı yaşayalım be. Çok bir şey istiyoruz sizden. Uluç, sakin ol. Bırak elindeki o bıçağı.
Bak sonradan pişman olacağın şeyler yapma. Ben seviyorum. Pişman olmam ki. Zaten biz ikimiz de aşkımız için ölebiliriz. Geldim Ferahnaz. Korkma. Rus! Yaklaşmayın. Sakın yaklaşmayın. Kimsiniz siz? Dur, 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 dur. Sakin ol, sakin ol. Panik yapma. Ne istiyorsun söyle. Konuşarak anlaşalım. Aşkıma karşılık istiyorum. Bir kerecik olsun bir kadın benim onu sevdiğim gibi sevsin istiyorum. Arkadaş olarak değil. Zorla mı sevdireceksin kendini amca? Bırak o hançeri. Bakayım bırak. Evet, zorla. Güzellikle olmuyorsa zorla. Başka yolu yok. Zaten bu kadınların ne istedikleri belli olmaz. Oo üstadım sen de bizdensin. Sen de bizdensin. Bilader sen biraz sakin ol. Bak derdimiz aynı ha. Siz benim derdimden ne anlarsınız ki? Ah olur mu ya? Seni bizden iyi kimse anlamaz. Oğlum ver bakayım bir sandalye. Şunu ver. Ne yapsan olmuyor değil mi? Maalesef. Çok ilgili şekilde davransan bunalıyor, davranmasan kırılıyor. Oğlum bize iki kahve gönder. Kıskansan beni boğuyorsun diyor. Kıskanmasan beni sevmiyorsun diyor. Aynen. Hay ağzını öpeyim. Aynen öyle. Ver bir sandalye bakayım. Dur bakalım şöyle. İyi de siz nereden biliyorsunuz bunları? Oo, sen kadınları bize soracaksın amcacığım. Biz kadınlar ne ister diye düşüne düşüne. Bak kafamızda saç bile kalmadı. Şu tipe bir bak. Şu tipe anında bir bak. Seviyoruz. Her şeye razıyız. Her şeye katlanırız diyoruz. Ama derdimizi bir türlü anlatamıyoruz. Yanıyoruz. Tutuşuyoruz. Ama bir türlü kendimizi ispat edemiyoruz yani. Bravo vallahi. Aynen öyle. Ya aynen öyle. Şimdi sen o hançeri bırak amca. Hadi biz seninle bir dertleşek. Üstad doğru söylüyor. Bizi bizden başka kimse anlamaz. Kimse kimse. Gel. Gel hadi. Gel şu halimize beraber ağlayalım be. Bunu mutfağa götürür müsünüz? İşte bu. Rakılar benden. Hadi geç. Bu saatte içemem ama hadi doktor. Hadi oğlum. İki kadeh attın mı? Zehir, zehir. Ben hayatımda böyle doktor görmedim. İlk iki saniyede teşhis, üçüncüde tedavi. Helal olsun adama. Ya vallahi helal olsun. Şıp diye çözdü. Hep çocuklar yüzündenmiş ya, ya Allah. Bundan sonra umrunda değiller vallahi. Aynen. Aha, yine başladı. Yine bebek yüzünden kavga ediyorlar herhalde. Vallahi neyse ya, bundan sonra hiç umurumda değiller. Vallahi çıkacağım, basacağım kalaya. Hiç umurumda değiller. Vallahi gör bak çocuklar. Yürü. Ya demek bebeğimi evimden çalarsın ha? Hırsızsın kızım sen, hırsızsın. Küçükken de böyleydi. Biz çalmadık bir kere tamam mı? Feyyaz kendi kurtulmak istedi. Ne haber? İftira atma kocama bir kere. Ya bırak. Ya bırak benim bebeğimi bırak. Ya bırak. Ya uf bıraksana ya. Uf bu pardon bana ne ya? Feyyaz dur yapma. Sen zaten kurtulacaktın bebekten. Adalet senden hemen söylemeyecektin. Dur be. Ay. Yeter artık kesin be. Neden o gürültü? Yeter ya, bitmedi şu bebek olayınız. Şu bebek meseleniz kapanmadı gitti ya. Yeter be. Bir bebek lafı çıktı, evin huzuru kalmadı. Bundan sonra duymak istemiyorum. Bebek, bebek. Ama baba ya. Hiçbir şey söyleme. Her şeyiniz problem, her şeyiniz mesele. Baba ağzından konuştum. Bu bebek lafını artık duymak istemiyoruz. İkinci bir emre kadar bebek konusu kapanmıştır. Anlaşıldı mı? Annenizi duydunuz. Hadi öpüşün, koklaşın, barışın bakayım. Hadi. Aa, bir daha da herhangi bir konuda kavga ettiğinizi duymayayım ha. Toplayın şuralarda pisliğe bak. Hadi. Annemi duydun. Bebekle vedalaşsan iyi olur tatlım. Bana niye söylüyorsun be? Ben vedaları hiç sevmem. Asıl sen vedalaş. Ha, tabii ki vedalaşacağım. Benim bebeğim. Ya bırak, bırak ben götüreceğim. Bu hep benim bebeğimdi tamam. Ya, hayır, benim bebeğim. Ya, hep böyle bacağımı koparıyorsun. Oh be, sonunda bebekten kurtulduk. Ha, papa. Ne oh be sonunda? Mezar üstüsü. Aklıma geldikçe sinirleniyorum. Baba. Ahtakaş. Kocanmaz. Kardeş. Kardeş. Baba. Ahtakaş. Beyoğlunda gezersin gözler. Bu ne ya? Kim koymuş bunu buraya? Ne çirkin bir şey bu böyle ya. Nereden çıktı bu?
Ziya geber mi? Şaka mı bu ya? Sen geber be! Sus! Ne Ziya gebermesi? Git, 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 konuşsun sana be! Ne gebermesin? Aklını başından alıyorsa,